Eylemlerin özne ya da nesne alıp almamalarına göre taşıdıkları özelliğe fiilde çatı özelliği denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Evet adı üzerinde fiilde çatı özelliği yani isim cümlelerinde çatı özelliği aranmaz. Güzel bir bölüm kazanabilmek için çok çalışıyordu. Çalışmak bir fiildir ve çatı özelliği aranır. Birinci bölümün konularını daha önce anlatmıştım anlatmak fiildir. Bu cümle bir fiil cümlesidir ve çatı özelliği aranır. Öğretmen odasından hızla çıkan Nilay Hoca testini unuttu. Unutmak bir fiildir. Bu cümle bir fiil cümlesidir ve çatı özelliği aranır. Anlattıklarıyla hepimizin ilgisini çekmeyi başardı. Başarmak fiildir. Bu cümle bir fiil cümlesidir. Çatı özelliği aranır. Hayatın yükünü taşıy taşıyamayacak kadar zayıftı zavallı çocuk. Hayatın yükünü taşıyamayacak kadar zayıftı bir edat öbeğidir ve yüklem olmuştur. İsim cümlesidir. Fiil cümlesi olmadığı için bu cümlede çatı özelliği aranmaz. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem çatısı yönüyle ötekilerden farklıdır? Zorunda kaldı, parladı, hareket etti, alamadı ve uyuyakalmışım. Yüklemlerimizdir öznesine göre baktığımızda bu fiillerde L ve N yapım eki olmadığı için ve gerçek özneleri olduğu için bu fiillerin tamamı etken çatılıdır. Nesnesine göre baktığımızda onu zorunda kalmak olmuyor, geçişsizdir. Onu parlamak olmuyor, geçişsizdir. Onu hareket etti olmuyor, geçişsizdir. Onu uyuyakalmak olmuyor, geçişsizdir. Onu alamadı oluyor, geçişlidir. Dolayısıyla farklı olan alamadı yüklemidir. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişsiz bir eylemdir? Yani nesne alamayan bir eylemdir. Eylemden önce onu getirebiliyorsak geçişlidir. Getiremiyorsak geçişsizdir. Yani neyi sorusunu soramıyorsak geçişsizdir. Söylerdi. Neyi söylerdi? Evet bu soruyu sorabilmekteyiz. Aynı zamanda cümle içinde cevap verilmektedir. Nesne alabilen bir fiildir. Yani geçişlidir. Yazdırsın. Yazmaktan yazdırmak olmuş. Geçişli bir fiile dır yapım eki getirilmiş. Ettirgendir. Kazandı neyi kazandı onu kazandı nesne alabilen bir fiildir geçişlidir. Karşılamıştı neyi karşılamıştı kimi karşılamıştı onu karşılamıştı oluyor aynı zamanda nesne de almıştır geçişli bir fiildir. Onu gider olmuyor neyi gider olmuyor onu gitmek olmuyor burada montun dayanma süresi anlamında gitmek sözcüğü kullanılmıştır mont onu gitmek olmamaktadır. Nesne alamamaktadır. Burada gitmek sözcüğüne dikkat ediyoruz. Çünkü bazen geçişli bazen geçişsiz olabilir. Ancak bu cümledeki anlamında geçişsizdir. Nesne alamayan bir fiildir. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde oldurgan çatılı bir fiil vardır? Oldurgan çatılı fiillerde geçişsiz fiile R t veya dir yapım eklerinden biri getirilir ve bu fiiller geçişli hale getirilir. Daha önce de seni ikaz etmiştim. Beni bir daha söyletme. Burada söyletme bu eklerden birini almıştır. Ancak söylemek geçişlidir. Geçişli bir fiile bu eklerden biri geldiği için bu fiil ettirgendir. Bize çok yeni ve güzel yazma stilleri kazandırdı. Evet burada da bu eklerden biri vardır. Ancak kazanmak geçişlidir. Onu kazanmak oluyor. Dolayısıyla geçişli bir fiile bu ek getirilmiştir. Ettirgen çatılıdır. Araladı. Bu eklerden biri yoktur. Dolayısıyla oldurgan çatılı değildir. Onu aralamak oluyor. Dolayısıyla geçişlidir. Adamcağız bildiklerini bize dilinin döndüğü kadar anlattı anlamaktan anlatmak bu eklerden biri vardır. Ancak anlamak geçişlidir. Dolayısıyla bu fiilde ettirgen çatılıdır. Yaptığı yeni çalışmalarla olumsuz konuşan herkesi susturdu. Evet burada bu ek var. Bu eki çıkarıyoruz. Susmak onu susmak olmuyor. Nesne alamayan bir fiildir. Geçişsiz fiile bu ek getirilmiştir. Dolayısıyla bu eylem oldurgan çatılıdır. Cevabımız C seçeneğidir. Edilgen ve geçişsiz olan fiillerin yüklem olduğu cümlelerde özne de nesne de bulunmaz. Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir kullanım vardır? Burada anlatılmak istenen şudur. Geçişsiz bir fiile edilgenlik yapım ekleri getirildiğinde ortaya çıkan eylem yüklem özne almaz. Sunuldu, gidilir, hazırlatıldı, gönderildi, okutuldu. Onu sunmak geçişli bir fiile Edilgenlik yapım eki getirilmiştir. Bu kullanım yoktur. Sözde özne de olsa bu cümlede özne vardır. Hazırlatıldı. Burada yapım ekimiz var. Hazırlatmak geçişlidir, nesne alabilen bir fiildir. Dolayısıyla edilgen yapıldığında sözde öznesi bulunmaktadır. Bu cümlede sözde öznesi vardır. Gönderildi. Yapım ekimiz vardır. Göndermek nesne alabilen bir fiildir. Ona getirilmiştir bu ek. Bu sebeple bu cümlenin öznesi vardır. Sözde özne olsa da öznesi vardır. Okutuldu, okutmak nesne alabilen bir fiildir. Dolayısıyla bu yapım ne aldığında sözde özne de olsa öznesi vardır. Gidilir. Gitmek geçişsiz bir fiildir. Burada geçişsiz fiile edilgenlik yapım eki getirilmiştir ve bu cümlenin öznesi yoktur. Bu saatten sonra ne bir yerde oturmak için ne gezmek için bir yerlere gidilir. Bu cümlenin öznesi bulunmamaktadır. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış altı çizili sözcüklerden hangilerinde çatı özelliği aranmaz? Çatı özelliği fiillerde aranır. İsim cümlelerinde aranmaz. Yapmamız gereken hangi sözcükler isim onu bulmak? katıksızım katıksızmak diye bir şey yok. Bu sözcük bir isimdir ve çatı özelliği aranmaz. Aksın akmak fiili emir kipiyle çekimlenmiştir. Bu sözcük fiil olduğu için çatı özelliği aranır. Terk etmek fiildir dolayısıyla çatı özelliği aranır. İnanmak fiildir, çatı özelliği aranır. Ancak peşin demek fiil değildir. Yani peşinde sözcüğü isimdir. İsim olduğu için de çatı özelliği aranmaz. Cevabımız 1 ve 4 E seçeneğidir. Bu dizelerdeki fiillerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Nesnesi olmadığı halde geçişli fiiller kullanılmıştır. Evet, bu doğrudur. İlk dizedeki sürme sürmek fiili geçişlidir ancak nesne almamıştır. Birden fazla geçişsiz çatılı fiile yer verilmiştir. Evet, bu da doğrudur. Dönüyor ve kapanıyor durum fiilleridir. Nesne alamazlar. Onu dönmek, onu kapanmak olmuyor. Geçişsiz çatılı fiillerdir. Tüm fiilimsiler etken çatılıdır. Evet, bu da doğrudur. Yaklaştıkça olup bitenleri görmemek fiilimsilerimiz ve bunların hiçbirinde L ve N yapım ekleri yoktur. Dolayısıyla hepsi etken çatılıdır. Etken ve geçişli fiil vardır. Evet, bu da doğru. Sürme sözcüğü geçişlidir, aynı zamanda etkendir. Edilgen çatılı fiiller kullanılmamıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Kalk, bakalım ve silkin sözcükleri kalkmak, bakmak ve silkinmek etken fiildir. Yani l ve n yapım eklerini almamışlardır. Gerçek özneleri vardır. Aynı zamanda nesne alamayan fiillerdir. Onu kalkmak, onu bakmak, onu silkinmek yani geçişsiz fiildir. Geçişli fiil de vardır. O da at fiilidir. Neyi at? Hayatın yorgunluğunu at. Nesne alabilen bir fiildir, geçişli fiildir. Oldurgan fiilimiz de vardır. O da kaldırmak sözcüğüdür. Kaldırmak kalktırmaktır. Zamanla bu kaldırmak olmuştur. Kalkmak geçişsiz bir fiildir. Buna dır yapım eki getirilmiştir. Ve geçişli hale getirilmiştir. Yani oldurgandır. Bize verilmiş olan bu dizelerde ettirgen fiil yoktur. Cevabımız E seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Geçişsiz fiillere yer verilmiştir. Evet bu doğrudur. Kaçamadılar kaçmak, uçamadılar uçmak, açılmak, inmek. Tüm bu sözcükler nesne alamayan fiillerdir. Geçişsiz fiillerdir. Edilgen çatılı fiil vardır. Evet bu da doğru. Açıldı fiili edilgen çatılıdır. Burada edilgenlik eki vardır ve kuyular kendi kendine açılamaz yani sözde öznedir. Etken çatılı birden fazla fiil vardır. Evet bu da doğru. Kaçamadılar etkendir çünkü L ve N yapım eklerini almamıştır. Gerçek öznesi vardır. Uçamadılar etkendir. İnemez etkendir. Binemez etkendir. Durum fiillerine yer verilmiştir. Evet bu da doğrudur. Nesne alamayan fiiller, geçişsiz fiiller durum fiilidir. Kaçmak, uçmak, inmek, binmek durum fiilidir. Birden fazla geçişli fiil kullanılmıştır. Bize verilmiş olan bu dizelerde geçişli fiil kullanılmamıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Bazı fiiller bir cümlede geçişsiz fiil iken başka bir cümlede geçişli bir fiil olarak kullanılabilir. Örneğin koş fiili. O her sabah koşardı. Burada geçişsizdir. 100 metreyi 10 saniyede koştu. Neyi koştu? 100 metreyi burada geçişlidir. Yani cümledeki anlamına göre geçişli ya da geçişsiz olabilmektedir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir fiil kullanılmıştır? İstiyordu, çözdü, getirdi, çıktı, paylaştı. İstemek her zaman geçişlidir. Çözmek her zaman geçişlidir. Getirmek her zaman geçişlidir paylaşmak her zaman geçişlidir. Çıkmak onu çıkmak olmuyor. Normalde durum fiyedir. Nesne alamaz. Ancak merdivenleri ikişer üçer adım hızla çıktı. Neyi çıktı? Merdivenleri. Neyi sorusunu sorabilmekteyiz ve cevapta alabilmekteyiz. Yani nesne almıştır. Bu cümlede geçişli olmuştur. Cevabımız D seçeneğidir. Numaralanmış dizelerin hangisinin yükleminde çatı özelliği aranmaz? Evet isim cümlelerinde çatı özelliği aranmaz. İhbar etmişler, teslim aldı, vardı, tanıklık etti, giydim. Hüküm giydim. İhbar etmek fiildir, çatı özelliği aranır. Teslim almak fiildir, çatı özelliği aranır. Tanıklık etmek fiildir, çatı özelliği aranır. Hüküm giymek fiildir, çatı özelliği aranır. Ancak vardı sözcüğü isimdir, bu cümle isim cümlesidir ve çatı özelliği aranmaz. Cevabımız 3 numara C seçeneğidir. Bu dizelerde verilen çekimli fiillerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Geçişsiz fiiller kullanılmıştır. Evet bu doğrudur. Düşmek geçişsizdir üşümek geçişsizdir. Onu üşümek olmuyor. Onu düşmek olmuyor. Yazılmıyor. Onu yazılmıyor. Olmuyor. Geçişsizdir. Nesne alamamaktadır. Etken çatılı fiil kullanılmıştır. Evet bu da doğrudur. Görmüyor. Etkendir. L ve n yapım eklerini almamıştır. Düşüyor. Etkendir. Dolayısıyla bu yargı doğrudur. Edilgen çatı eki kılıç fiiline gelmiştir. Evet bu da doğrudur yazılmıyor da edilgen çatı eki vardır. L eki. Yazmak fiili de geçişli bir fiildir. Yani kılıç fiildir. Onu yazmak. Nesne alabilmektedir. Geçişli çatılı fiil vardır. Evet bu da doğrudur. Görmüyor sözcü geçişlidir. Neyi görmüyor? Onu görmüyor. Nesne alabilmektedir. Oluş fiillerine yer verilmemiştir. Oluş fiilleri eylemin Öznenin iradesi dışında gerçekleşmediği fiillerdir. Sararmak gibi, uzamak gibi, paslanmak gibi. Bize verilmiş olan dizelerde oluş fiillerine yer verilmemiştir. Cevabımız A seçeneğidir.